Bak, aleykümselam. Sorunla alakalı şöyle bir tarihi bir şey vereyim. Gerçi şiire fazla kafam e, hafızam o kadar güçlü değil ama nakledeyim. Soruna cevap niteliğinde olsun. Şimdi ya Kanuni Sultan Selim e, vezirlerini, alimlerini toplamış. Çok ciddi bir divan yapmış, divan toplamış yani bir soruna sıkıntıya çözüm arıyor belli. Demiş ki Divani Humayun öyle. Demiş ki ey alimler ben Kanuni Sultan Süleyman'ım. Emrettiğim olur, istemediğim olmaz. Her şey emrimdeyken niye bende benden gam ve keder gitmiyor? Demiş Niye bende gam ve keder gitmiyor? Gam ve keder. Yani veciz bir alim şunu söylemiş, çok ilgimi çekmiş, veciz alim. Diyor ki, Sultanım diyor, şiirin yukarısı uzun belki. Gam ve keder, turabiyle yorulmuş bir bedendir bu. Yani bu beden, bu beden dünyadaki işlevi, burada misafirken kullanacağımız araç, beden gam ve kederle yoğrulmuş, toprak denmiş buna. Toprağı düşün. Fırtınalar, yağmurlar, seller vesaire ne kadar şey yapıyor? Gam ve keder turabiyle yoğrulmuş bir beden Bedende oturduğun için sultanım. Yani şimdi tabirle. Şimdi tarlayı sürmek istiyorsun. Traktör lazım. Şehirler arası gitmek istiyorsun. Taksi lazım. Otomobil lazım. Sen şimdi e, t e, tarlada çok iyi geliyor traktör diye şeyler arası da kullansan sonra niye beni rüzgar, yağmur, işte hadiseler beni etkiliyor, yakıp yıkıyor güneş, yağmur işte. Niye onlar gibi hızlı gidemiyor? Sen traktörde oturuyorsun. Traktör seyahat için değil, iş içindir. Araba da seyahat içindir, iş için değil. Şimdi traktörde seyahati, seyahattaki otomobilden de tarla işini istemek gibidir. Bu dünyada e, gam ve kederin olmamasını talep etmek. Gam ve keder turabiyle, yani gam ve kederin hulasasıdır toprak. Toprağın bir manası da e, Adem'dir. Adem, Adem aleyhisselam. Adem. Yani to toprak her şeyin kaynağı olduğu için. Hava validemiz de ondan yaratıldı Adem aleyhisselamla. Kaynak olduğu için ama ne kadar çilekeş bu toprak. Gam ve keder turabiyle yoğrulmuş bir bedendir bu. E, şimdi... Bununla alakalı bunu söyledikten sonra soruna cevap vereyim. Şimdi insan vehim ve vesvese gelmez. İnsanda bu zaten vehim ve vesvese sistemi var. Gel niye vesvese ve vehim geliyor demek yani bende olmaması lazım. Ve dışarıda hariçtedir. Niye bana ikide bir geliyor gibi oluyor bu sorunda. Aslında vehim ve vesvese turabi ile yoğrulmuş bir bedendir bu. Yani insanın fıtratında bu var. Gelmiyor. Üst, üstü açılıyor. Vehim ve vesvesenin üstü açılıyor. Üste açılınca vehim oluyor, üstü açılınca vesvese oluyor. Şimdi kişiden kişiye fıtratla fıtrata değişiyor. Diyelim ki vehim ve vesveseyi kadınlarda daha çok his örtüsü örter. His Erkeklerde akıl örtüsü baskılar onu, örter. Kadınlar da vehim ve vesvese daha çok erken ortaya çıkar. Çünkü e, his örtüsü e, daha çok oynaktır. His his o ve, e, vehim ve vesveseyi örtüyor ama o kadar gücü yetiyor. Onun için erkeğine tabi olması emredilmiş. Eğer evliyse, kocasına değilse babasına, abisine eve itaat edecek bu konularda. Erkeğin ise vehim ve vesvese, vehim ve vesvesenin üstünü akıl örtüsüyle örtülmüş. Erkeğin vehim ve vesvesesi geç çıkar ama çıktığı zaman da öyle tahrip yapmadan yerinde oturmaz. Deniz kabardığı zaman tusinan böyle. Kadınlar da erken gelir, erken gider. Böyle çok basit sebeple ortaya çıkar ama basit sebeplerde de yok olabiliyor, gidebil, örtülüyor biliyor. Erken ise öyle değil. Zor çıkıyor. Her şeyde böyle vehim ve vesvese çıkmıyor ama çıktığı zaman da hemen kaybol kaybolmuyor. Bir bir tahrip yapıyor. Şimdi e, hepimiz buna müsaitiz. Hastalıkla alakalı vehim ve vesvese ya ne yapacağız? Bu realite, gerçek hastalık var. Şimdi böyle durumlarda bir, üç tane şey yapacağız. Ee, bir, sohbet ihvan. Sevdiğin, seni rahatlattığını ve ferasetine, basiretine, dirayetine güvendiğin dersler veya şahıslar. Onlarla sohbet etmek veya onların derslerine katılmak, onların videolarına muhatap olmak. Olumsuzlamayan tip modeller bunlar. Olumlu, olumlu insanlar. Sohbeti ihvan demiş büyüklerimiz. Birinci sebebi bu. İki, tilavetil Kur'an. Kur'an, Kur'an çok okumak. Yani bu, bu konuda Hizbul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'den seçilmiş bunlarla alakalı ayetlerin mecmuasıdır. Hizbul Kur'an, Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'dan seçti ayetler bu. Üç, Munacat-ı Rahman. Yani Rahman'a, buna durayım, Munacat. Yani böyle şeylerde mesela hemen e, bu tür şeyleri yani kendini tanımlama, kendini ferahlatma, tefekkür etme mevzuları okumak. Böylelikle zihni ve aklı kendisiyle, bedenle, hastalıkla meşgul etmemek, hastalığı unutmak adına tefekkürü ve ilmi şeylerle meşgul olmak. Mesela diyelim e, beni, hepimiz de hastayız, oluyoruz da. Hasta olmuşuz yani. Biz de geçirmişiz koronayı da. Mutlaka geçirmişiz. Haberim yok ama mutlaka geçirmişiz. Zannediyor. Ne yapıyorsun peki? Oturuyoruz dersimi çalışırken bilgisayarıma oturuyorum. Risale-i Nur'daki bir toplama mesela akıl toplaması. Dersimi çalışıyorum. Hiç ilgilenmiyor. Herkes işini yapsın diyorum. Yani beden sen kendi işini yap kardeşim. Ben düşünerek senin işine sekte vurmayayım. Sen kendi işini sen halledersin onu. Ne yapıyorum? Aklen, fikren, tefekkürle, ilimle meşgul oluyorum. Okuyorum yazıyor. Okumak etmez. Okuyorum olmuyor? Ha, sen de biliyorsun okumakla sıf olmuyor. Yazacaksın. E? Ustad diyor ki okumak, dinlemek, yazmakla nur talebesi olunuyor. 54 Kastamonu. onu. Bir tanesiyle yapsan yetiyor. Ama demek ki okuyarak gitmiyorsa yazacaksın. O metni, Risale'deki o metni al, yaz, üşenme. Aa, bu paragraf, vay be mahiyet insane birdir. İn kısamı gayri mümkündür. Bu zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynesi ve nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Allah Allah. Yaz bunu. Yaz. Ha. Ne anladın? Sana ait bu defter. Bunu bastırmayacaksın ki. Senin herkesin özeli var. Herkesin özel oda da hayat olduğu gibi herkesin ususi defteri var. Ha bu paragrafı ne anlatın? Yaz. Tarihi at defterine tarih at, mekanı at, neredesin? Tepecikteyim, büyük çekmecedeyim. İşte şu tarihte şöyle anlat. Yaz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Eğer böyle Munacat-ı Rahman meşgul olursan Rahman'la kendini unutursun. Eğer bu kendinle meşgul olursan bu iş daha çıkmaz yumağa gidiyor bu hastalık. Yapamıyorsan üç tane yöntem işte. Bir, bu e, pozitif insanların videoları, e, canlı yayınları veya bir dostunsa o tür insanlarla, telefonlarla sohbet edin. Sohbeti ihvan. E, gam ve keder turabından kurtulmanın birinci yolu. İkincisi, e, Tilavet-ül Kur'an, Hizbul Kur'an, bir de cevşen. Mesela ben en çok lezzet aldıklarımdan söyleyeyim size. Hizbul Kur'an'dan çok lezzet alırım. Ee, tahmi diye var Hizbul Kur'an'da. Çok keyifleniyor. Rabbim biliyor ya o kadar hoş oluyor ki. Erdoğan kayyumun hakimun sadece Allah'ın ilahi böyle. Çok güzel gidiyor. Bir de Cevşen. Cevşen. Cevşen Hizbul Akayki Nuriye'den. Bir de Bahattin Şahin Bend Hazretleri'nin evrad-ı kutsiyesi var orada. Üstadımız bu üç tane esere evrad-ı kutsiye, cevşene ve tahmidi için diyor ki mutadit defa beni zehirden kurtardı diyor, vesile oldu. Emirdan da söylüyor. Çok keyifli o. Peki ne alakası var? Dua zehirden kurtarır mı? Ee, senin nazarında bir sestir ama içeride histir. İçeride bir kuvadır, kuvvettir, nurdur, güçtür. Nasıl ki bir kötü haber, nasıl, midene vuruyor. Ne olacak? Bir sestir değil mi? Veya birisi sana bir hakaret etti, küfür etti e, veya e, vefasızlık yaptı. Bir vefasızlık. Hücu çöküyor mu? Hani sesti? Küfür de bir ses. Güzel sözler bir ses. Ama içeriği nasıl tahrip ediyor veya tamir ediyor? Bunun gibi. E, o ses fikri, hissi etkiliyor. Yani o sesler fikir ve hissi aktif ediyor, vücuda getiriyor. O için güçtür. Ha, ima, işte ustadımız yani bu kadar konuştuğumuz hulasası şu. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınız inkişaf ettiriniz. 25. Lema Hastalar Risalesi'nin 25. devasında bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz diyor. İnşallah faydalı ol, olmuşumdur. Selamlar. İnşallah dua edersin sende.